Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında Türkiye'nin Cerablus'ta Amerika ile birlikte IŞİD'e karşı operasyon başlatmak üzere olduğunu yazdı. Kara birliği olarak yer almayacağız diyor. Biz ve Amerika havadan IŞİD hedeflerini vuracak. Karadan ise Hür Suriye ordusu ile birlikte Arap ve Türkmen birlikler girecek. Hedef IŞİD'in bu bölgeden atılması olacak. İkinci bir hedef ise IŞİD'den boşalan ve Türkiye açısından stratejik öneme haiz olan bölgeye bir oldu bittiye getirip PYD'nin girmesinin önlenmesi olacak dedi. PYD'nin girdiği alan yani yaklaşık İran'la beraber 1200 kilometre falan. Evet. 400-500 kilometre de eninde bir hatta adamlar fink atıyor zaten. Yani oradan kovalıyoruz oradan. Ya yani Türkiye yiğitliğini PKK'ya gösterecek. İnşallah. Bizim IŞİD'le işimiz yok. Yani Müslüman gidip bombalamak, bilmem ne yapmak bize yakışacak bir şey değil. Amerika istediği kadar baskı yapsın. Bizi ilgilendiren bir şey değil o. Ya bizim sınırlarımız dışında olan bir hareket. Dolayısıyla bizi böyle bir şeyin içine çekmeye çalışırlarsa hiçbir şekilde kabul etmemeleri lazım. Yani ne kadar acayip. Burada biz PKK ile baş edemiyoruz. Hiç alakasız bizden yüzlerce kilometre ötedeki IŞİD'le hadi bombalayalım sizi diye onlarla savaşacağız. Adamlarla hiçbir işimiz yok. Bizden bir muhataplıkları yok. Bizi ne ilgilendirir IŞİD ya? Ne işimiz var bizim IŞİD'le? Bizim konumuz PKK. PKK Güneydoğu'yu şu an fiilen işgal etmiş durumda. Operasyon yapıldı şu bu falan ama yani fiilen adamların işgali devam ediyor. Adamlara vız gelip tırıs gidiyor operasyon. Yani alan hakimiyeti devam ediyor şu an PKK'nın. Dolayısıyla orada herhangi bir çalışma yapmak, imani, Kur'an'ı bir çalışma yapmak, kitap dağıtmak, yazı yazmak bunlar mümkün değil. PKK'nın hakimiyet bölgesi olmuş benim gördüğüm. Önce bunun çözülmesi lazım. İkinci yiğitliğimizi de bu yaklaşık 1200 kilometrelik, 500 kilometrede eninde olan bu toprak parçasında göstermemiz gerekiyor. Evet. Biz bunun dışında derin dalışlar yaparak ta Suriye'nin en derinlerinde, Irak'ın en derinlerinde gidip IŞİD mevzileri aramaya kalkarsak bu çok yanlış olur. Amerika münasebetlik yapıyor. Belanın içine bizi sokmaya çalışıyor. Bizi Müslüman öldürmeye alıştırmak istiyor. Hani eliniz alışsın, ileride Armageddon olduğunda Müslümanları biz şehit ederken bize yardımcı olursunuz mantığındalar.